Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine niyetlendiği günlerdir. Son Abbasi halifesinin gücü yoktur artık. Ancak yine de onu incitmekten çekinir. İbni Kemal Paşa ve Zembilli Ali Efendi sultanı ikna etmeye çalışırlar. Bu seferin lüzumuna herkesten çok daha fazla inanır ama yine de padişah huzursuzdur. İçinde halen daha kuşkular vardır. Yemekten, içmekten kesilir. Uykuları kaçar. Sabahlara kadar ibadet eder. Buruşuk kağıtlara karışık şekiller çizer. Sonra da derinden bir ah der. Ah bir işaret gelse diye içinden geçirir. Hatta bazen yüksek sesle söyler. İşte uykusuz geçen bir gecenin ardında Hasan Can'a sorar. Nerelerdeydin? Azıcık dalmışım efendim. Öyleyse rüyanı anlat bana. Efendim, dikkate değer bir rüya gördüğümü hatırlamıyorum. Olacak iş mi yani? Bir insan uyusun da rüya görmesin. İyi düşün, görmüş olman lazım. Hasan Can ne gördüğünü veya rüya gördüğümü görmediğimi onu düşünmeye başlar. Bulamaz, çıkar gider. Tuhaf der. Sultan bir işaret bekliyor ama ne? Tam o sırada bir başka Hasan, kapıcıbaşı Hasan Efendi yaklaşır. Ben der, garip bir rüya gördüm efendim. Ama şimdi bunu nasıl anlatmalı sultana, onu da bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz? Hasan Can onu adeta aparır, koparır, Hazreti Yavuz'un karşısına çıkartır. Sultan buyur der, o başlar anlatmaya. Hünkârım, akşam çadırınızın önünde nöbetteydim. Bir ara içim geçti ya da öyle olduğunu zannediyorum. Zira mekan aynıydı ve ben halen ayaktaydım. Baktım dört atlı çadıra biri yaklaşıyor. Hemen davrandım, önlerine geçtim. Güya kimsiniz, necisiniz diye sorgulayacağım. Çevirecektim onları. Ancak vuruldum sanki, dondum kaldım. Atlar çok asildi ve yere basmıyorlardı. Süvariler de hem çok heybetli hem çok sevimliydiler. Bırakın onlara hesap sormayı, eteklerine kapanmak, ellerini öpmek için yanıp tutuşmaya başladım. Bu esrarengiz ziyaretçiler hünkârımızı sordular. Çadırdan ışık sızıyordu. Meşgul olmalı dedim. Öndeki iyi dedi. Rahatsız etme. Sabahleyin geldiğimizi söylersin. Biz serveri kainatın ashab-ı kiramındanız. Efendimiz Selim Han'a selam söyledi ve buyurdular ki, Haremeyn hizmetini kendisine verilmiştir. Ve geldikleri gibi arkalarını dönüp uzaklaştılar. Bir anda ufukta kayboldular. Sancakları ışıklı izler bırakıp gitti. Tam bunlar kim ola diye düşünüyordum ki bir ses nasıl tanımazsın dedi. Öndeki Hazreti Ebu Bekir Sıddık, yanındakiler Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhüm ecmaindi. Yavuz, o koca sultan çok heyecanlandı. Rüyayı tek kelimesini kaçırmadan dinler ve Nedim'ine döner. Bilir misin Hasan, biz emir olunmadıkça yerimizden kıpırdamayız. İşte şimdi tamam, artık çıkabiliriz yola. Bu emir ve müsaade geldikten sonra ordu toplandı, sefere çıkıldı. Sina çölü kelimenin tam manası ile bir beladır. Yer sarıdır, gök sarıdır,
Güneş tepsi kadar iri, hava toz yüklüdür. Kum dağları biteviye yer değiştirir ve kılavuzlar dönektir. Yolda bırakır kaçarlar sizi. Sonra çölün tek vahası yoktur. Molalar ayrı bir derttir. Sıcak kum vücudu kuşatır ama kumun az altı yılan, çıyan kaynar. Velhasıl Osmanlı ordusu büyük sıkıntı yaşamaktadır Sina'yı geçerken. Kunduralardan akrepler çıkar, kaypak zemin yorucudur. Dehası toplar, çadırlar, hasırlar, yerinden kıpırdamayan ağırlıklar da bunlarla birlikte o yolu geçmek, çekilmek zorundadır. Öyle bir an gelmiştir ki askerin takatının zorlandığı anların birinde Yavuz Sultan Selim Han atından aşağıya atlar ve yürümeye başlar. Sultanın yürüdüğü yerde hayvanına binmek kimin haddine? Kimse de ne olduğunu bilmez ama madem sultan indi kendileri de inmek zorundadır. Bu işe bir mana veremez vezirler önce. Susmayı denerler, yutkunup dururlar. Yavuz'a tek kelime söyleme cesareti kimse de yoktur Hasan Can'dan başka. Artık herkes sultanla beraber yürümektedir. Hasan Can uygun bir fırsat beklemektedir padişaha yetti gayri demek için. Astırırsanız astırın, kestirirseniz kestirin ama itirazım var. Neye Hasan Can? Askeri yürütmenize. Hasan Can! Manalı manalı güler, önce boynu bükük, gözleri yarı kapalı yürüyen sultanı gösterir. Sonra vezirlerin kulağına eğilir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yaya olarak yol gösteriyor. Eğer yakışır diyorsanız, hadi binelim atlarımıza.